Bismillahirrahmanirrahim. Fütuhat-ı Mekke 12. sefer 82. kısım 30. soru. Allah alemi bir karanlık içinde mi yarattı? Cevap. Bu ifade Allah Teala'nın Allah sizi hiçbir şeyi bilmiyor iken annelerinizin karınlarından çıkarttı ve size kulak, gözler ve kalpler verdi ayetine benzer. Bunlar eşyayı algılamanı sağlayan sendeki nurlardır. Öyleyse sende yaratılan bir şeyle algılayabilirsin ve senden başkası yaratılmadı. Sende Allah'a ait olan husus varlıktır. Sen ise bu varlık karşısında onunla algılayan madum mevcutsun. Yokluk veya varlık ile nitelenmeyen, zikredilen şeyle kalplerin algılamasıdır. O halde sonsuz haldeki mümkünler kendileri ve zatları bakımından karanlıktadır. Onun varlığına mazhar olmadıkça hiçbir şey bilemezler. Bu varlık mümkünün haktan kazandığı şeydir. Rabbinden bir nur üzerindedir ayetinde dile getirilen husus budur. Burada yarattı, takdir etti demektir. Allah Teala her şeyi yarattı ve takdir etti buyurur. Allah henüz mazhar değillerken onları takdir etmiştir. Gerçi onlar mazhar değildi fakat onun takdirini kabul edecek şeylerdi. Öyleyse yaratılıştaki ilk ilahi eser takdirdir. Ve bu, yaratılanların varlığından ve Hakk'ın mazharları olmayı kabullerinden öncedir. Hakk'ın onları takdiri yana tasarlaması, bir mühendisin ortaya çıkartmak istediği şeyi önce zihnine tasarlamasına benzer. Burada ilk eser, mühendisin örneksiz bir şekilde tasavvurudur. Bu makamın ayeti ise her şeyi düzenleyip ayetleri tafsir eder ki Rabbinize kavuşmaya inanasınız ayetidir. Başka bir ifadeyle, bilgi bakımından dünya varlığından ahiret varlığına intikal etmeniz, şayet inanıyorsanız yokluk halinden varlık haline intikalinizden daha yakındır. Öyleyse siz içinizdeki karanlıkta bulunmaktasınız. Varlıkta ise ondanız. Şu var ki onun varlığında bir takım yer değiştirmeleriniz vardır. Sizin karanlığınız hiçbir zaman sizden ayrılmaksızın size eşlik eder. Onlar için bir ayet de gecedir. Ondan gündüzü soyup çıkartırız ve karanlıkta kalırlar. Burada onları karanlığa sokarız dememiştir. Varlıktan ibaret olan nurun yok olması sizin karanlıkta olmanızın ta kendisidir. Başka bir ifadeyle dış varlıklarınız nursuz yani varlıksız kala kalır. Karanlık var olmayan bir nispet olmasaydı ki bu aynî zatlarınızın yok olmasıdır. Karanlık yaratılanlardan biri olur. Karanlık, başka bir karanlık içinde olmayı gerektirirdi. Bu karanlık hakkında söylenecek de ilki hakkındakiyle bir olur ve iş uzayıp giderdi. Çünkü Allah halkı karanlıkta yarattı ifadesinde halk ile yaratılmışlar kastedilmiş olabilir. Karanlık var olan bir şey ise bu durumda o da yaratılmış demektir. Dolayısıyla o da karanlıktadır. Burada halk mastar anlamıyla yani yaratma anlamıyla alınmışsa adeta şöyle denilmiş olur. Allah takdiri karanlıkta belirlemiştir. Başka bir ifadeyle mevcutların dışında belirlemiştir. Mevcutlar ayan yani varlıklar demektir. Nitekim Allah sizi üç katlı karanlıkta yarattıktan sonra annelerinizin karnında yaratır demiştir. Allah uhrevi hayatta yeryüzünü değiştirmek istediğinde yaratma yani köprünün dışında, karanlıkta meydana gelir. Öyleyse karanlık her iki makamda da kendilerine eşlik eder. Allah onları uhrevi alemde yaratmak istediğinde onların dış varlıklarında bulunmayan başka bir yaratılışla onları yaratır. Bu durumda onlar hallerinin başkalaşmasıyla bir zorlayıcının yani El-Kahhar'ın hükmü altında bulunduklarını öğrenirler. Böylelikle de varlık hallerinde yokluk hallerindeki gibi olurlar. Bu nedenle Hak, insan onu bir şey değilken yarattığımızı düşünmez mi? Ayetiyle akıllarımızı uyarmıştır. Başka bir ifadeyle biz, insanı şeylik halinde takdir ettik. Allah'ın başka bir şey olmaya dönük emri, söz konusu ilk şeyliğe yönelmiştir. Nitekim Allah şöyle der, biz bir şeyi irade ettiğimizde ona sözümüz, kastedilen yokluk halidir, ol demekten ibarettir. Bu ise tekvinden yani yaratmadan gelen varlık kelimesidir. Böylelikle Allah olumsuzlama şeyliğinin bulunmadığı bir halde
onu şey diye isimlendirmiş ve bir şey değildi demiştir. Arif bir şeye sözümüz ayetinde yokluğu halinde sabit şeyliğin ne olduğunu düşünmelidir. Acaba bir şey değildi sözünde yokluk halinde ondan olumsuzlanan şeylik nedir? İşte Allah'ın halkı yani yaratmayı veya yaratılmışları kendisinde yarattığı karanlık bu şeyliğin onlardan olumsuzlanmasıdır. Olumsuzlama varlığın bulunmadığı sırf yokluktur. Müfessirler üç karanlıkta sözünü yorumlamışlardır. Kastedilen sadece soru sahibinin zikrettiğidir. Ayet ise Allah'ı bilenlere göre belirli bir yaratılışla ilgilidir ki o da rahimdeki yaratılıştır. Başka bir şey değildir. 82. kısım sona erdi. İhsanları veren Allah'a hamdolsun. Onu 31. soruyla 83. kısım takip edecektir.